Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle: rızkıdar, fakir ve işleri rast gitmeyenler bu videoyu izlesin. Geçim sıkıntısını giderip kişinin kazancına maddi ve manevi kolaylıklar sağlamak için aşağıdaki hususlar uygulanır dostlar. Vaka suresini ve Yasin-i Şerif'i okumak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her gece Vaka suresini okuyana fakirlik isabet etmeyeceğini ve Yasin-i Şerif hangi niyet için okunursa onu husule getireceğini ümmetine müjdelemiştir dostlar. Vaka suresi ve Yasin-i Şerif'i her gece okumaya gücü yetmeyenlerin en azından sabah 3'er defa arkadaşlar İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi ve Fatiha surelerini okumalarında sayısız faziletleri vardır. En azından canını, malını, aile fertlerini bütün belalardan muhafaza etmiş olur. Mülk suresindeki arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Ela yalemu men halaka ve huvel latiful habir ayeti kerimesini devamlı okumak insanı fakirlikten ve her türlü musibetten korur dostlar. İstiğfarı çokça yapmak, istiğfara devam etmek dostlar. Evet, istiğfara devam eden Allah-u Teala her kederden ferahlığa, her darlıktan bolluğa kavuşturan çareyi ihsan eder ve ummadığı bir taraftan onu rızıklandırır. Başa gelen musibetler çoğunlukla kulun kusurlarındandır dostlar. Kula düşen ise tevbe ve istiğfara devam etmektir. Evine girerken ev halkına selam vermek dostlar. La havle ve la kuvvet illa billah zikri şerifine devam etmek lazım arkadaşlar. Bakara suresini okumak veya oruç tutmak, sahura kalkmak, Allahu Teala hazretlerine mütevekkil olmak, her türlü nimet Allahu Teala'dan bilmek, yalnız Allahu Teala'ya boyun bükmek ve ondan istemek, misafiri sevmek ve ikram etmek, israftan kaçınmak, toplu halde yemek yemek dostlar. Yemeğe başlamadan önce Allahümme barik lena fîmâ razaktâna ve kînâ azâbennâr bismillah demeliyiz arkadaşlar. Yemeğe besmele ile başlamak, başlangıçta besmeleyi unutunca bismillahi âlâ evvelihi ve âhirihi demek arkadaşlar. Bunları yaptığımız sürece dostlar inşallah fakirlikten zenginde, rızkınız darsa da inşallah genişlediğini göreceksiniz. Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.